Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel ipin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel bir model. Çok fazla istek alan modellerden bir tanesiydi. Gül bahçesi lif arkadaşlar. Kırmızı gül bahçesi diyelim. Kırmızı çok yakıştığı için kırmızı yaptım ben de. Tasarımcısı Serpil'in lif sepeti sayfasına ait. Ona da buradan çok sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ediyorum bu güzel modeli bize kazandırdığı için. Böyle farklı bir teknikle yapılmış. Gördüğünüz gibi şöyle tersinden göstermek istiyorum. Önce zemini yapacağız, sonra çiçekleri yapacağız, üzerine dikeceğiz arkadaşlar. Zeminde bu şekilde. Burada yeşil yapraklarımız var arkadaşlar. Serpil'in de anlatmış. Serpil'in de böyle yeşillerde ip geçişi yapmamış arkadaşlar. İp geçişi yapmamış, tek tek bu yeşilleri yumak yapıp o şekilde yapmış. Ben de o şekilde anlattım. Dediğim gibi siz İp kırmadan yürüterek de yapabilirsiniz. Çünkü böyle geçişler pek de belli olmaz. Sadece şu kısımda belli olur. Bir de tersinde görünür. Rahatsız olan olur diye ben bu şekilde anlattım. Zaten ip yürütmeyi de biliyorsunuz. Çok konuştum, özür dilerim. Bu ipleri arkadaşlar ben bunu sizinle birlikte ördüm. Videoda 5,5 metre sarın kesin dedim ama 5 metre yeterli arkadaşlar. 5 metre tam yetiyor. Ben fazladan söylüyorum hep genelde, o yüzden kusuruma bakmayın. 5 metre olarak ayarlarsınız. Benimle aynı şekilde yapacaksanız, evet, ayrı ayrı örecekseniz yeterli. Renk olarak gördüğünüz gibi beyaz, yeşil ve kırmızı, bordo kırmızı kullandım. Tığ olarak da genelde 6 numara, 7 numara kullanıyorum. 6 numara ile ördüğüm. Hazırsanız şöyle kenara alayım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim mahcup etmesin. Şöyle 7 zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tığıma 4 defa sardığım fıstıklar yapacağım. Böyle tok dursun, boyut olarak da güzel olsun. Burada bir genişleme olacak arkadaşlar. Bu kısmı yaparken genişleme olacak. Ama şey yapmayın, hani tedirgin olmayın arkadaşlar. Çünkü bu yeşil kısmı yaparken artırma yapmayacağız. Bu yeşil kısmı yaparken dengelenecek. Yani düz duracak. Evet, bir zincir çekmiştim. Tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Dediğim gibi tığımıza 4 defa sarıyoruz. Yaprakları yaparken fazla saracağız, daha dolgun dursun diye. Beyazlarda 4 sarıyoruz. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Bu şekilde 8 tane fıstık yapalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 8. fıstığımı da tamamladım. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım 2 fıstık arasındaki zincire başına dolamadan batıyorum. Oraya geçiş yapmış oldum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir, aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir, sıradaki yuvaya geçiyorum. Her yuvaya 2 fıstık yapacağız. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 2 zincir, aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 zincir. Evet, bu şekilde her yuvamıza 2 fıstık yaparak sıranın sonuna gelelim. Evet, her yuvaya 2 fıstık yaparak devam ettim. Son fıstığımı yaptıktan sonra 2 zincir çektim. İlk yaptığım 2 fıstık arasındaki yuvaya, zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bu sırada 16 tane fıstığım olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Şimdi tığıma doladım.
Artırma yapabilmek için bu sefer fıstığın tepesine batarak fıstık yapıyoruz. Fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir. Tığıma doladım. Yuvaya, zincir yuvasına bir fıstık. İki zincir, sıradaki zincir yuvasına bir fıstık. İki zincir. Bu sefer üçüncüyü fıstığın tepesine batarak yapıyoruz. Kapattım iki zincir. Dediğim gibi iki tanesini yuvaya, üçüncüyü fıstığın üzerine yapacağız. Bu şekilde. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim. Şöyle en son iki zincir çektim. Buradaki fıstığın tepesine bakın. İki tane zincir yuvasına yaptım. Üçüncüyü bu son fıstığın tepesine batarak yapıyorum. Kapattım iki zincir. Yine ilk yaptığım iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir. Ben fıstıkları sayayım arkadaşlar. Evet, yanlış olmasın. 24 tane fıstığımız oldu. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. İki zincir, sıradaki zincir yuvasına bir fıstık yaptım. Kapattım iki zincir. Bir alt sırada iki tane yuvaya bir tane fıstığın tepesine batıyorduk. Şimdi üç tanesini yuvaya, dördüncüyü fıstığın tepesine batarak artırma yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Dediğim gibi üçünü yuvaya, dördüncüyü fıstığın tepesine. Tekrar göstermek istiyorum. Hemen birinciyi yuvaya yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Sıradaki yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım iki zincir. Dördüncüyü fıstığın tepesine batarak yapıyoruz. Kapattım iki zincir. Evet, böyle. Dördüncüyü fıstığın tepesine batacağız. Diğerlerini yuvaya. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim. Şöyle tığıma doladım. Buradaki fıstığın tepesine de batmayı unutmuyoruz. Çünkü 3 tane tek yaptık. Yani 3 tanesini yuvaya yaptık. Dördüncüyü fıstığın tepesine yapıyoruz. Kapattım iki zincir. Tığımı dolamadan şöyle iki fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Hemen bu yuvaya bir fıstık. Kapatıyorum. İki zincir, sıradaki yuvaya geçiyorum. İki zincir. Bu sırada beşinciyi fıstığın tepesine batacağız. Bakın ikinci yuvaya yaptım. Üçüncüyü yuvaya yapıyorum. Dördüncü yuvaya yapıyorum. İki zincir. Beşinciyi fıstığın tepesine yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Şöyle bakın. Dört tanesini yuvaya, beşinciyi fıstığın tepesine. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim. Şöyle yine
En son iki zincir çektim bu fıstığın tepesine. Beşinci fıstığın tepesine yapıyorduk. O yüzden tepeye yapıyorum. Kapattım. Şöyle iki zincir çekiyorum. Bu iki fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, bu sırada toplamda 40 tane fıstığım oldu. Biraz böyle kıvrılıyor. Sorun yok arkadaşlar. Bir 100 sırayı yapınca düzelecek. Şimdi ne yapacağız? Dilerseniz yeşil ipinizi yürütebilirsiniz arkadaşlar. Arada dilerseniz benim gibi bu şekilde sarabilirsiniz. Asıl model de bu şekilde yapılmış. Tığımıza yeşil yaprakları yaparken 6 defa sardığım fıstık yaptım ben. 6 defa sardığım fıstık içinde 5,5 metre böyle 8 tane yeşil yaprağım var. 5,5 metre boyutunda 8 tane ipi böyle bu şekilde sardım. Yeşil ipimi. Şimdi evet. 6. sıraya bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya yaprağımıza geçmiş olduk. Buraya sabitlemiştim. Şimdi yeşil ipimi aldım. Beyaz ipimi yürüteceğim. Bu yuvaya, zincir yuvasına yeşil ipimi sabitliyorum. Şöyle tığıma 6 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Yine 6 defa sardığım fıstık yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Kapattım. 2 zincir. 4 tane yan yana fıstık yapıyoruz. Sıradaki yuvaya geçtim. 6 defa sardım, kapattım. 2 zincir. Sıradaki yuvaya 4. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 1 zincir. Yeşil ipimi burada bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu yeşil ipimle sadece bu yaprağımı örteceğim için bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım, sabitledim. Şöyle iki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir doladım, trabzan yapacağız. Bu sıradaki zincir yuvasına batıyorum. İki çektiğim trabzan yaptım. Fıstık boyutunda yapmaya dikkat ediyoruz. Tığıma doladım aynı yuvaya. Bir trabzan daha yaptım. İki zincir. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Beyaz ipimi yürüteceğim. Sıradaki yuvaya şöyle şu şekilde. Yeşil ipimi fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 sardım. Kapattım. 2 zincir. Şöyle beyaz ipimi çektiriyorum. Sıradaki yuvaya yine 6 defa sardığımız fıstık. Kapattım. 2 zincir sıradaki yuvaya. 3. yeşil fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir sıradaki yuvaya geçiyorum. Kapattım. Evet, 4 tane fıstık yaptıktan sonra kapatıyoruz. Bir zincir çektim. Yeşil ipimi burada bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Bu fıstığın tepesine sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer yeşil ipimi alıyorum. Sıradaki yuvaya beyaz ipimi yürüteceğim. Şöyle şu şekilde. Sabitliyorum. Altı defa sardım fıstık.
Kapattım. İki zincir. Bu şekilde 4 tane fıstık yeşil yapıyoruz. Beyaz ipimizle de böyle 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir. Her yaprağı böyle ayrı iple yapıyoruz arkadaşlar, yeşilleri. O şekilde. Yürütmek istiyorsanız yürütebilirsiniz. Sorun olmaz. Sadece burada geçiş zinciri görünür. O yüzden geçiş rengi görünür. O yüzden böyle sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle en son 2 trabzan, 2 zincir yaptım beyaz ipimle. Buraya yeşil 2 fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Yeşil ipimi alıyorum, bakın. Bu yaprağı ördüm, yeşil ipimi alıyorum. Şöyle aldım. Buraya sabitliyorum. Bu şekilde. Beyaz ipimi de yürüteceğim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Yine tığımı 6 defa sarıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Sıradaki yuvaya. Evet. 3. fıstığımı yaptım. Kapattım. Her sırada bir tane azaldığı için bu sırada 3 tane fıstığım oldu. Bir zincir çektim. Yeşil ipimi burada bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Fıstığın tepesine batıyorum. Sabitliyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki beyaz zincir yuvasına 2 zincir çektiğim yere yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. Bir, iki. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki 2 fıstık arasına. Buradaki yeşil ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Beyaz ipimi yürüteceğim gördüğünüz gibi. İlmeğimi genişlettim, fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Sıradaki fıstık yuvasına, zincir yuvasına fıstık yapıyorum. 3, 4, 5, 6 sarıyorum, kapatıyorum. 2 zincir sıradaki yuvaya 3. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 1 zincir yeşil ipimi yine burada bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Fıstığın tepesine sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Beyaz zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Evet, buradaki yeşil ipimi alıyorum. Buraya 2 fıstık arasına şöyle bu şekilde sabitliyorum. İlmeğimi genişlettim, fıstık yapıyorum. 4, 5, 6 sardım. Kapattım. 2 zincir. Beyaz ipimizi yürütmeyi unutmuyoruz. Böyle bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Böyle olacak. Sıranın sonuna gelelim. Evet, gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladım. Sonuna geldiğim şöyle en son beyaz ipimle 2 zincir çektim. İlk yaptığım 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Beyaz ipimi bırakıyorum, yeşil ipimi alıyorum. Şöyle buraya sabitliyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Beyaz ipimi yürüteceğim. Bakın şöyle tutunca, bakın
Artık düzgün duruyor. Çünkü bu sıralarda artırma yapmıyoruz. Hemen buraya yine 6 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 zincir. 2 yuvam olduğu için 2 fıstık yaptım. Yeşil ipimi burada bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Sabitledim. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına 2 tane trabzan. 1 2 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir çekiyorum. Buradaki yeşil ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum. Genişlettim, fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Şöyle beyaz ipimi çektiriyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane ikili trabzanım oldu. Sıradaki yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 1 zincir. Yeşil ipimi burada bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Fıstığın tepesine sabitlediğim 2 zincir. Sonrasında şöyle çektirip bırakayım. Sıradaki yuvaya 2 trabzan. 2 zincir. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir çekiyorum. 2 yeşil fıstık arasına yeşil fıstığımı alıyorum. Beyaz ipimle yürüteceğim için. Yeşil ipimi aldım, sabitledim. İlmeğimi genişletip fıstık yapıyorum. 5 6 sarıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Sıradaki yuvaya da fıstık yapacağım. Evet, bu şekilde. Bu sıramız da böyle devam ediyor arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sıranın da sonuna geldim gördüğünüz gibi. En son 2 zincir çektim. Yine ilk yaptığım 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum. 1 zincir ilmeğimi genişlettim. Evet, ilmeğimizi genişletiyoruz. Buraya fıstığımızı yapıyoruz. 4, 5, 6 sardım. Kapattım. Şöyle 1, 2 zincir çekiyorum ipimi. Çektiriyorum çünkü son sıraydı. Şöyle fazlasını alayım. Bu fıstığın tepesine beyaz ipimi aldım. Sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına bu sefer 3 tane trabzan yapacağız. Yoksa böyle, bakın artık kasılmaya başlıyor. O yüzden her yuvaya 3 trabzan yapıyoruz. 2 zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. 1. Arada 3 zincir de çekebilirsiniz. Böyle bu şekilde 3 trabzan da yapabilirsiniz. 2 zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3 trabzan. 2 zincir. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 zincir çekiyorum. Beyaz ipimi bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum. Buraya sabitlediğim fıstık yapıyorum. 3, 4, 5, 6 sardım. Kapattım. Şöyle 1,
İki zincir çekiyorum. Makasımı alıyorum. Evet, makasımı aldım. Burada kesiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. 5 metre tam yetiyor. Bu kadar artıyor arkadaşlar. Ben 5,5 dedim ama videonun başında da söyleyeceğim 5 metre olarak ayarlayın diye. Şimdi beyaz ipimi fıstığın tepesine sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya yine 3 tane trabzan. 2, 3, 2 zincir. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Eminim anladınız arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde olacak. Sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım yeşil iplerimle işim bittiği için hepsini koparmıştım. İlk yaptığım fıstığın tepesine başını dolamadan batıyorum. Şöyle 3 zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Bu fıstığın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 2 trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Zincir yuvasına 3 tane trabzan. 2, 3. Ben bir modelime bakayım. Sanki burada yanlış bir şey yaptım. Evet, doğru yapmışız arkadaşlar. Zincir yuvasına 3 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Tam ortadaki zincir yuvası, gördüğünüz gibi, buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son yaptığım trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Fıstık yuvası yaptık. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3. trabzanımı yaptım. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 zincir. Sıradakine 3 trabzan. 1, 2, 3, 2 zincir. Fıstığın tepesine de 3 trabzan yapıyorduk. 1, 2, 3, 2 zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam ortadaki üçlü trabzanın üzerine yuva yaptık. Böyle. Buraya denk geliyor. Anlarsınız. Bir daha göstermek istiyorum. Evet, fıstığın tepesine 3 trabzan yaptıktan sonra yanındaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2, 3, 2 zincir. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2, 3, 2 zincir. Sıradaki yuvaya, bakın, tam ortaya denk geliyor. Buraya 1, 2 trabzan yaptım. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Trabzanın tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3. trabzanımı yaptım. Sonrasında 2 zincir, 3 trabzan. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Fıstığın tepesine 3 trabzan yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet, yine sıranın sonundayım. En son buraya 3 trabzan yapmayı unutmuyoruz yuvaya. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle 2 zincir çekiyorum, ipimi şimdi bu yaptığımız yuvalara fıstık yapacağız. Beyaz ipimle şöyle bir zincir çektim. Bir önceki, bakın, bunun bir önceki 3 trabzanın ortasındakine başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir çektim, tığıma doladım. Bu yuvaya tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Kapatıyorum. 2 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Toplamda 5 tane yapacağız.
2, 3, 4 sardım, kapattım. 2 zincir tığıma doladım yuvaya. Bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir sıradaki yuvaya, pardon, aynı yuvaya 4. fıstığımı yapıyorum. İki zincir aynı yuvaya 5. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Sırada 3 trabzanım var. Gördüğünüz gibi ortasındakine. Başına dolamadan batıyorum. Şöyle 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu iplerimiz saklanacak sonra. Böyle 5 trabzan, 5 tane fıstık yaptık. Diğerine geçiyorum. Aynı şekilde yapacağım. Bunu da göstereyim. Şöyle bir zincir çektim. Bu yuvanın öncesindeki 3 trabzanın ortasındakine batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bu yuvamıza 5 tane fıstık yapıyoruz. Kapattım. Aralarda 2 zincir. Evet, 5'e tamamlayalım. Evet, 5 tane fıstık yaptım. Gördüğünüz gibi en son bir zincir çektim. Sıradaki, bakın, 3 trabzanım var ortasındakine. Başına dolamadan batıp 2 zincir ipimi kesiyorum. Böyle bütün yuvalarımızı bu şekilde dolduralım arkadaşlar 5 fıstıkla. Evet, gördüğünüz gibi yuvaları doldurdum. Şimdi beyaz ipimle bir zincir çekiyorum. Şöyle, bakın, buraya batmıştık yaparken. Şimdi bir önceki 3 trabzanın ortasındaki trabzana başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bu fıstığın tepesine batarak fıstık yapıyoruz. Yine tığıma 4 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Şimdi zincir yuvasına batarak fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir fıstığın tepesine batıyorum. Bir fıstığın tepesine batıyoruz. Bir zincir yuvasına batıyoruz arkadaşlar. Aralarda da 2 zincir. Bakın, tepesine batmıştım. Şimdi araya batıyorum. Zincir yuvasına. Kapattım. Bir, iki zincir sıradaki fıstığın tepesine. Kapattım. İki zincir. Evet, bu şekilde bu son fıstığımızın tepesine kadar gelelim. Evet, son fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. 3, 6, 9 tane fıstığımız oldu bu sırada. Şimdi yine, bakın, buraya batmıyoruz. Buraya da bir alttaki sırada batmıştık. Bir sonraki 3 trabzanın ortasındakine başına dolamadan batıyorum. Şöyle 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, ip kesilerek yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle diğerine geçiyoruz. Yine bir zincir çektim. Bir önceki üçlü trabzanın ortasındakine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Yine fıstığın tepesine batarak fıstık yapıyoruz. 3, 4 sardım, kapattım. 2 zincir. Yine dediğim gibi bir tepeye bir ortaya olacak. Bu şekilde 9 tane olacak. Yan taraftaki üçlü trabzanın ortasına sabitleyip ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladım. Şimdi beyaz ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Sadece ortada 3 trabzanım kaldı batmadığım. O da yeşil fıstığın üzerindeki 3 trabzan. Şimdi ortasındakine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki fıstığın, bakın, bu fıstığın tepesine, İlk fıstığın tepesine batarak fıstık yapıyorum. 2, 3, 4 sardım, kapattım.
İki zincir çekiyorum, tığıma doladım, zincir yuvasına batıyorum. Kapattım. İki zincir. Yine zincir yuvasına batıyoruz. Fıstık yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Sadece başta fıstığın üzerine, bir de sonda fıstığın üzerine batarak yapacağız. Diğerlerini zincir yuvalarına batacağız. Yani aralara, iki fıstık aralarına. Burada yaptığım gibi. Her zincir yuvasına bir fıstık yapacağız. Artırma, bir başta bir sonda var. İki zincir, sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. İki zincir. Evet, her zincir yuvasına bir fıstık yaparak devam edelim. Sonuncu fıstığımızı fıstığın tepesine batacağız. Evet, şöyle aralara fıstık yaparak devam ettim. Son fıstığımın tepesine de batıyorum, fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Burada 3 trabzan var. Onun üzerine batmamıştık. Yeşil fıstığın üzerinde ortadakine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle göstereyim nasıl yaptığımızı. Böyle bakın 3, 6, 9, 10 fıstığım olmuş. Bu sırada da. Evet, diğerine geçiyoruz. Hiç ipimizi kesmeyelim arkadaşlar. Tığıma doladım. Buradaki fıstığın tepesine batarak fıstık yapıyoruz. Başta ve sonda fıstığın tepesine batıyoruz. Ortalarda zincir yuvasına batarak yapıyoruz. Evet, yaptığım iki zincir çekiyorum. Bu zincir yuvasına batıyorum. Kapattım. İki zincir, yine zincir yuvasına batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle geçişi tekrar göstermek istiyorum. Buraya kadar gelelim. Evet, bu sıranın sonuna geldiğim. En son bir zincir çektim. Yine ilk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. Şöyle iki zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Kenarını yapacağız. Evet. Yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Buraya sık iğne yaptığım yere, yani sabitlediğim yere batıyorum. Başına dolamadan bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Buraya fıstık yapıyorum. 4 defa sardım, kapattım. Bir yukarıya zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim, fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Hemen aynı yere fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyoruz. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim. Geçişi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi etrafını yaptım. Şöyle diğerine geçeceğim. Son fıstığımı yaptım buraya, iki fıstık arasına, son iki fıstık arasına. Buraya sık iğne yaptığım trabzanın üzerine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Aynı yere batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine İki fıstık arasındaki yuvaya sabitliyorum ve ilmeğimi genişletip oraya fıstık yapıyorum. Kapattım. Zincir yuvasına batıyorum. Böyle arkadaşlar, bu şekilde tamamen etrafını yapalım. Evet, gördüğünüz gibi etrafını yaptım. Sonuna geldiğim, şöyle sonunda şöyle şekilde yine aynı yere, başladığım yere başına dolamadan batıyorum. İki zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu arada ben çiçeklerimi de ördüm, hatta diktim bile. Şöyle ipimizi de içe doğru saklayalım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Her yuvaya çiçek yapacağız. 8 tane
Kenara ortaya da bir tane büyük çiçek yapacağız arkadaşlar. Şöyle ikisini sizinle birlikte öreceğim. Onları bıraktım. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Baştaki zincirle birlikte toplamda 16 tane trabzan olacak. Böyle. Evet, dediğim gibi 16 tane trabzan yapalım. Evet, 16 tane trabzanım oldu baştaki zincirle birlikte. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine başına dolamadan batıyorum. Yaprak yuvası yapacağız. O yüzden 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir trabzan atlıyoruz ikinciye. Başına dolamadan batıyoruz. 4 zincir. Evet. Böyle bu şekilde yaprak yuvası yapacağız. Toplamda 8 tane olacak. Evet, sondayım. 8. yuvamızı da beraber yapalım. Son 4 zincirimi çektim. İlk yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. Şimdi karşımda sıramı tamamlamış olduğum ilk yuvam var. Ona başına dolamadan batıyorum. Sık iğne yaptım yani. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Bu yuvaya da 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. 2 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Evet, 2 yaprak yaptık. 3. yapıyoruz. Yine 4 tane trabzan. 2, 3, 4. 2 zincir. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Evet, 3 yaprağımızı yaptık. 5 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Son yaprağımı, 2 zincirini çektim. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Burada bir zincir çekiyoruz. İkinci kat yuvamı yapacağım. Şöyle öne doğru yatırıyorum. Böyle sık iğne yapmıştık yuva yaparken. 4 zincir çekip bu yuvaya, yuvaya diyorum, sık iğneye böyle arkadan yine sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekmiştim. Bu sefer 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Sıradaki sık iğneye bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Sıradakine bu şekilde batıyorum. 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Sıradaki sık iğneme batıyorum. 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Yine 8 tane yaprak yuvam olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradakine batıyorum. 5 zincir. Sıradakine batıyorum. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Böyle arkadan her bir sık iğneye sırayla batıyoruz. Evet, sonuncuya geldim. Bakın. Şimdi ilk yaptığım zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Böyle 8 tane yaprak yuvam oluştu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu karşımdaki yuvaya 7 tane trabzan yapıyorum. 3 tane fazla yapıyoruz yani. 3,
4, 5, 6, 7. 2 zincir aynı yuvaya başını dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir, yine 7 tane trabzan. Hızlı yapıyorum, eminim anladınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 zincir aynı yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Evet, 2 yaprağımızı yaptık. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Evet, ikinci kat yaprak sıramı da tamamladım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Üçüncü katın yuvasını yapacağım. Böyle bir zincir çektim. Bakın hemen arkadaki sık iğneye şöyle yine başına dolamadan batıyorum. Bu sefer 6 tane zincir çekiyoruz. Birer tane artıyor. 3, 4, 5, 6. Sıradaki yuva yaptığım sık iğneye bakın. Bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıradakine batıyorum. Böyle. Yine 8 tane yuvamız olacak. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradakine batıyorum. Evet, 8'e tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sondayım. Son yuvamı yaparken 6 tane zincir çektim. Şimdi ilk başladığım yuvanın içine zincirine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Yine 3 trabzan fazla yapacağım. 7 yapmıştım. Şimdi 10 tane olacak. 10 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çektim. 10 trabzan. 2, 3, 4, hızlı yapıyorum anladınız diye. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 zincir aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Diğer yuvaya yine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, yine 10 tane trabzan. Şöyle hızlıca yapayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Yine başına dolamadan batıp 2 zincir, 10 trabzan. Evet, 2 yaprağımızı yaptık. Diğerlerini de yapalım. Evet, 3. yaprak sıramı da tamamladım. Şöyle son yaprağımı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Şöyle arkada şöyle herhangi bir yere başına dolamadan batıp 2 zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Evet. Bu 8 çiçeğim bu şekilde olacak. Ortadaki büyük olacak arkadaşlar. Bundan 8 tane yaparsınız. 8 tane yaparsınız. Dikimini anlatacağım. Ortadakinin yapımı da aynı şekilde oluyor. 3 sırası aynı şekilde. 4. sırayı göstereceğim arkadaşlar. Ben yapayım, hazırlayayım. 3 sıra yapalım. 4. sıranın yuvasında 7 zincir çekip yapacağız. Orayı da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi aynı şekilde 3 sıra yapraklarımı yaptım. Şimdi en son bir zincir çekiyorum. Şöyle arkada yuvaya yine sık iğne yuvasına başına dolamadan batıyorum. 7 zincir çekiyoruz bu sefer yaprak yuvası yapmak için. 4, 5, 6, 7. Sıradaki sık iğneye yine aynı şekilde batıyorum. Eminim anladınız arkadaşlar. Böyle 7 zincir çekip 8 tane yuva yapalım. Evet, yuvalarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi ilk yaptığım yuvanın içine başına dolamadan battım. Yine 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu son yaprak yuvamda 10 trabzan yapmıştım. Şimdi 13 tane trabzan yapıyoruz. Böyle bir dolayıp 2 defa da çektiğim 13 tane trabzan
Yapalım. Evet, 13 tane trabzan yaptım. En son 2 zincir çektim dibine. Başına dolamadan batıyorum. Yapraklarımız bu sefer bu şekilde. 13 trabzan olacak. Diğer yuvaya direkt başına dolamadan batıyorum. Geçiş yapmış oldum. 2 zincir tığıma doladım. Yine 13 tane trabzan yapıyoruz. Böyle arkadaşlar, 13 trabzan yapacağız. Yapraklarımızda sıramızı tamamlayacağız. Sonra yine yuva yapacağız. Bu sefer yuvayı 8 zincir çekerek yapalım. Artık anladınız. 8 zincir çekip yuva yapalım. Son yaprakları, yani 5. sıra yapraklarımızdaki trabzanlar 15'te yapabilirsiniz. 16, yani 3-3 arttığı için 16 olarak yapabilirsiniz. Fazla olur derseniz 15'te olur arkadaşlar. Evet, çiçeğimizi tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğimi, ortadaki çiçeğimizi hazırladık. Şöyle bunu da ortaya yerleştirip şöyle şunu göstereceğim arkadaşlar, dikimini. Bu şekilde yerleştiriyoruz. İpimin tek katına iğnemi geçirdim. Şöyle. Şuradan giriyorum. Tam zemine inmiyorum arkadaşlar. Böyle bir yapraktan geçiyorum. Şöyle bir de dediğim gibi zemine inmiyorum. Trabzandan geçiyorum. Bir yapraktan bu şekilde. Bir trabzandan. Böyle aradan geçirerekten çiçeğimizi bu şekilde bütün çiçeklerimizi dikeceğiz. Bunu da ortaya dikeceğiz arkadaşlar. Ben de tamamen dikip döneceğim. Evet, bitti. Çok güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadan diktiğimiz belli olmuyor. Çünkü aralardan geçirdik ipimizi. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Orhanhanım.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım orhanhanım_emine, oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.